kuraklık, ilerleyen, nasıl, yükselteceğini ve söylüyor. Tam 5 tane ses olayımız var bu cümlemizde. Sizinle birlikte klasik bir soru çözümü yapmayalım. Bir cümlede kaç tane kuş vurabiliyorsak o şekilde tüm ses olaylarını bulalım. Haydi geçelim. Selam arkadaşlar, ben Uzaktan Hoca ama çok da uzaktan değil. Sizlerle birlikte tek videoluk bir ses bilgisi soru çözüm etkinliğindeyiz. Haydi başlıyoruz. İlk kelimemiz kuraklıktı. Kurumak fiilinden gelir. Kuru yazıyorum, daha sonra ak ekini alıyorum ve ne yaptım? U harfini düşürdüm. Yani ünlü düşmesi oldu. İkinci kelimem ilerleyen. Hemen yazıyorum. İleri dedim, daha sonra bir kaynaştırma, daha sonra da bir sıfat fiil eki verdim. Oraya dikkat ederseniz Y kaynaştırma yazıyorsunuz, o da bir ses olayı sayılır. Ve ileri kelimesinde İ harfi düşmüş. Peki bu anlattıklarımın PDF'ini ister misiniz? O da açıklamadaki Telegram linkinde. Gelin size hazır, uygun, etkinlik halinde, iki sayfa halinde size ulaştırayım. Çözümleri de aynı zamanda içinde. Devam ediyorum. Nasıl kelimesinde nasıl bir olay var? Aslında bu ne ve asıldır? Dikkat edin. İki tane ünlü çarpışmış ve bir tane ünlü kaybetmiş. Buna hem ünlü düşmesi diyebilirsiniz hem de ünlü aşınması diyebilirsiniz. İkisi de olur. Son kelimemiz de söylüyor. Bu da söylemektir. Ve sonra yor eki almış. Ve dikkat ederseniz söylüyor diyemiyorum. Onun yerine söylüyor diyebiliyorum. Yani sonu e-a ile biten bir fiili ı-ı-u-ı'ya çevirdim. Daralma yaptım. Devam ediyoruz örneklerimize. Şurada sararan kelimesi var. Sararan'da bir ünlü düşmesi var. Peki nasıl? Yazıyorum. Sarı. Sarıdan sararan olmuş ve oradaki sarıdaki ı düşmüş. Hemen bakıyorum başka bir ses olayım var mı? Burada bir de görevlideki y kaynaştırmadır. Bunun dışında başka bir ses olayı yok. Devam ediyorum. Yazıcımızın mürekkebi bitiyor demiş. Mürekkebi çiziyorum. Niye? Mürekkebin sonu p harfiyle bitmiş ama b'ye dönmüş. Yani yumuşama var. Bir de bitiyor'a bakıyorum. Bitmek acaba burada ünlü türemesi veya daralması hangisi var diye soruyorum. Hemen yazıyorum. Bitmek fiili. Daha sonra yor eki almış. Buna daralma derseniz yanlış. Peki neden? Çünkü daralma diyebilmem için fiilimin sonunu e-a ile bitmesi lazımdı. Bitti mi? Hayır. O halde burada daralma olamaz. Ne olabilir? Burası fiildir. Sonra kipekini aldı. Ancak araya bir tane yardımcı ünlü koyduk. Yani ünlü türemesi ve yardımcı ünlü ikisinden birini kullanabilirsiniz. Devam ediyorum. Sana gelen bana gelsin demiş. Sana ve bana'yı daha önce anlatmıştım. Bir önceki videomuzda ses bilgisi konu altımız tek videoydu. Orada anlatmıştım. Sana ve bana kelimeleri ünlü değişimidir. Ama nasıl bir ünlü değişimi? Kökte ünlü değişimidir. İkisinden birini de söyleyebilirsiniz. Gelende bir şey yok, gelsinde de bir şey yok. Peki burada ne olabilir? Yağmur yağıyor demiş. Şurada acaba ünlü daralması var mı? Hemen ekine kökünü ayırın. Yağmak fiili daha sonra yor eki alır, kip eki alır. Dikkat ederseniz kökü... Yani fiilimize baktığım zaman sonu e-a ile bitmemiş. E-a ile bitmeyen bir şeye ben daralma veremem. O yüzden yine yukarıdaki örnekte olduğu gibi buraya bir ı sesi türemiş. Yani burası ünlü türemesidir. Burada var mı başka? Buna kelimesine bakın. Kökü budur. Daha sonra e-a yönelme hal ikiye alır. Bir farkımız var orada. O da n harfidir. Yani n harfi kaynaştırma olarak buraya gelmiş. Devamında çıkıyorsun. Çıkmaktan çıkıyor. Yine ı ünlü türemesi olmuş. Aynı mantıkla. Bakın kökü çıkmaktır. Fiil sonu e-a ile bitmediği için yor kipini aldı ve sonu e-a ile bitmediğinden daralma olamadı. Devam ediyorum. Bileziğimin kaybolduğunu söyleme demiş. Bileziğin kökü ne olabilir? Elbette bilezik yani k harfidir. Peki k yumuşak g'ye dönmüş ne diyeceğim? Ünsüz yumuşaması. Kayıp olduğunda ne var? Hemen düşürüyorum. Kayıp diyorum. Daha sonra ol, du, u ve nu. Bu şekilde yazıyorum. Burada bir ünlüsünü kaybetmiş. Aynı zamanda kayıp derken P harfi de B'ye dönmüş. Ünlü düşmesi yumuşama. Devam ediyorum. Olduğunu derken şuradaki K harfi yumuşak G'ye düşmüş. Bir yumuşama daha ve iyilik ekiyle belirtme hal ekinin arasına bir kaynaştırma girmiş. Buraya da kaynaştırma diyorum. Küçücük olayları nasıl büyütüyorsunuz? Küçücüğü ekine kökünü ayırdığım zaman küçüktür. Ve daha sonra cık ekini almış. Ne olmuş? K harfi düşmüş. O halde ünsüz düşmesi diyorum. Olaylarda bir şey yok. Nasıl da var. Hemen çiziyorum. Ne ve asıl kelimeleri yan yana gelir. İkisi birleşirken ünlüsünü kaybeder. Buna birleşme esaslı ünlü düşmesi diyebilirsiniz. Sadece ünlü düşmesi diyebilirsiniz. İki ünlü çarpıştığı için ünlü aşınması da diyebilirsiniz. Peki büyütüyorsunuz da bir şey var mı? Hemen ekine kökünü ayıralım. Belki vardır. Büyümek fiili daha sonra büyütmek fiili olmuş. Sonra da burada bir ü harfinin fazladan geldiğini görüyorsunuz. Ancak daralma diyemem ona çünkü... Fiilim T harfiyle bitmiş. E-A ile bitseydi, I, I, U, U'ya dönüşseydi daralma diyebilirdim. T harfiyle bittiği için yor ekini alır hemen. Daralma yoktur burada. Ünlü türemesi yardımcı ünlü vardır. Daha sonra zaten büyütüyorsunuz şeklinde
yazmış, yardımcı, ünlü vardı. Devam ediyorum. Sen yoksun diye oldu hep bunlar oluyor demiş. Böyle bir cümle kurmuşuz. Cümleyi boş verin. Şuradaki diye'ye odaklanın ve oluyor'a odaklanın. Acaba ne var diye. Hemen yazıyorum. Demek fiili sonra bir kaynaştırma ve bir zarf fiil almış. Bu tehlikeli bir kelimeydi. Gelme potansiyeli çok yüksek. Diyorsunuz ki demek fiili diye'ye döndüğü için yani iye döndüğü için burada daralma var. Aynı zamanda şuradaki ye kaynaştırmadır. Peki oluyor da daralma var mı? Hemen bakalım olmak fiilidir. Bakın artık devam etmeme gerek yok. Çünkü fiilim ea ile bitmedi. Fiilim ea ile bitseydi daralma olurdu. Yorekini getiriyorum ve araya bir u harfini türetiyorum. Yardımcı ünlü yapıyorum. Daralma yapmıyorum. Basit bir örnek. Aklıma hiç soru gelmiyor demiş. Akıl. Sonra eki almış yani iyelik eki ve ünlüsünü kaybetmiş. Ünlü düşmesi. Diğerinde bir şey yok. Gelmiyor da var. Kökü gelmektir. Daha sonra gelmemek olmuş. Bu fiil midir? Fiildir. Sonra ea ile bitti mi? Bitti. Yoreki aldı mı? Aldı. O halde bu b, e, a, i, i, u ile birine dönüştü mü? Dönüştü. Daralma diyorsunuz. Buraya daralmayı ekleyeyim. Bebek babasına benziyordu demiş. Bebekte bir şey var mı? Yok. Babasında var mı? Var. Ses olay olarak sayarsa kaynaştırma var. Peki nerede? Onun babası diyorum. Ancak babalı demem lazım. Çünkü bizim ekimiz i, i, ekidir, s, s değil. Yani s harfi burada kaynaştırma olarak gelmiş. Daha sonra yönelme halekini vermem lazım. Babası a da diyemiyorsunuz. Dolayısıyla burada bir n kaynaştırmayı veriyorsunuz. İki tane kaynaştırmamız var. Benziyor da bir şey var mı? Çok da güzel var. Bunun kökü benizdir. Benizden benizemek. Daha sonra benizeyor. Du şeklinde dönüştürüyorum. Ve dikkat ederseniz şurada bir ünlü düşmesi var. İ harfi gitmiş. Bir de şuradaki e harfi de i harfine dönmüş. Yani hem ünlü düşmesi var hem ünlü daralması var. Çok güzel bir kelime. Lütfen bilmeyenler not alsın. Bir başka örnek zihnime. Aynı aklımda olduğu gibi. Zihindir ve daha sonra buradaki i düşmüş. Bu oyunu oynamak gerek demiş. Oynamaya bakalım. Kökü oyundur. Daha sonra oyundan oynamak olmuş. Ve buradaki u harfinin düştüğünü görüyorum. Gerisinde bir şey yok. Bir diğer örneğimiz ölüme gülümsüyor yaşam melekleri. Ölümde bir şey yok ama gülümsemekte çok güzel bir şey var. Bunun kökü gülmektir. Daha sonra mse diye bir ekimiz var. Gülümsemek şekline dönmüş. Ve daha sonra gülümseyor diyorum. Peki burası fiil mi komple? Evet fiil. Fiilin sonu ea ile bitti mi? Bitti. Yor aldı mı? Aldı. Daralması gerekmez mi? Kesinlikle daralacaktır. Yani gülümsüyor'a çeviriyorum. Buradaki e'yi geniş bir ünlüyü dar bir ünlü olan üye çevirdiğim için ünlü daralması var diyorum. Horoz erken öttüğünden onu sattık demiş. Bakın burada iki tane t, burada iki tane t var. Bakalım sertleşme mi veya ünsüz türemesi mi? Hemen şimdi görürüz. Ötmeyi ayırıyorum. Kökü öttür. Daha sonra dık dik olan bir sıfat fiil ekimizi aldı. Sonra öttüğü, öttüğünden diyorum. Buradaki D harfi son halinde T'ye döndüğü için buraya sertleşme diyorsunuz. Ve buradaki K harfi yumuşak G'ye döndüğü için buraya da yumuşama diyorsunuz. Ekine kökünü ayırdığınız haliniz ilk halinizdir. Kelimedeki yani cümledeki kullan da son halinizdir. İlk ve son arasındaki farklar sizin ses olaylarınızdır. Dolayısıyla hem sertleşme hem yumuşama var. Şuradaki N harfi de kaynaştırmadır tabii ki de. Sattıktan ne olabilir? Kökü satmaktır. Daha sonra dı diye geçmiş zamanı alır ve daha sonra bir şahıs eki olan dık alır. Biz sattık diyorum. Biz. Dolayısıyla bu şekilde ayırıyorum. Peki hocam dık birleştirsem olmaz mı? Olmaz çünkü bizim geçmiş zaman kimimiz dı değildir. Dık dik değil. Devam ediyorum. Burada D harfi son halinde T'ye dönmüş. D'den T'ye döndüğüne göre sertleşme diyorsunuz. Bir diğer örneğimiz divan şiirine seçkin zümre şiiri diyorlarmış. Şiirde bir şey var mı? Şuradaki N harfi kaynaştırmadır. Sadece bunu yazıyorum. Seçkinde bir şey var mı? Kesinlikle var. Seçmek fiili. Daha sonra ginekini alır ve buradaki G, K'ye döndüğü için sertleşme. Devamda bir şey yok ama diyorlarda bir şey var. Neden? Çünkü bunun kökü demek fiilidir. Daha sonra yorlar alır ve demek fiilini biz neye çevirmişiz? Diye çevirmişiz. E'yi iye çevirdiğim için daralma yaptım. Bir sonraki örneğimizde altın yükselsin o zaman bakarız demiş. Yükselde bir şey var mı? Kesinlikle vardır. Çünkü bunun kökü yüksekti. Dolayısıyla yüksekti aldığı ekten dolayı K harfi düştü. K ünsüz olduğuna göre ünsüz düşmesi diyorsunuz. Diğerlerinde herhangi bir sorun yok. Niçin yalnız dolaşıyorsun? Niçin ayırmamız lazım? Çünkü bu ne için şeklindedir. Ve dikkat edin yine birleşme esnasında ünlüler çarpıştı. Bir tane ünlü düştü. Ünlü düşmesi diyorsunuz. Aynı zamanda iki ünlü çarpıştığı için ünlü aşınmasıydı. Yalnız da bir şey var mı? Kesinlikle var. Yalnız iki tane ses olay olarak gelebilir. Yalından gelir. Yalından yalnız diyorum ve buradaki ı'yı düşürüyorum. Eğer ki bunu yanlış yazsaydı yani şu şekilde yalnız yazsaydı aynı zamanda göçüşme yapmış olurdu. Dolaşıyorsun da bir şey var mı? Hemen ayırıyorum. Dolaşmak diyorum. Daha sonra dolaşıyor şeklinde
Aslında burada bir I yoktu. Sadece filmin sonu şeyle bitti, E ile bitmedi. Sonra Yorick'i aldı ve bunu rahatlatmak için bir yardım cümleye ihtiyaç duydum. O I daralma değil, yardım cümlüdür. Hisselerdeki dalgalanmayı hissedin demiş. Hissede herhangi bir ünsüz türemesi var mı? Yok. Neden yok? Çünkü zaten hisse yabancı bir kelimedir ve orijinali böyle olduğu için karışmıyorum. Dalgalanmada var mı? Kesinlikle var. Şu en sonda ma-ı demiş ya, ma-ı demem lazım ama diyemiyorum. Araya bir ye ihtiyacı duyuyorum ve bu ye kaynaştırmadır. Peki buradaki hissedin ne var mı? Kökü histir, daha sonra etmektir ve his etin. His etin diyemiyorum ama ne yapıyorum? Rahatlatmak için şuraya bir s atıyorum. His ama yine diyemiyorum çünkü etin diyemiyorum. Buradaki t'yi de d'ye çeviriyorum. Yani ne yaptım? Bir tane s fazla getirdim ünsüz türemesi. Bir de t'yi d'ye çevirdiğim için ünsüz yumuşaması yaptım. Bir sonraki örneğimiz yolun bu kıvrımı bizi yanlış yere sürükledi. Yolda hiçbir şey yok. Ama kıvrımda var. Niye? Kökü kıvırmaktır. Kıvırmaktan kıvrım oldu ve buradaki ı gitti. Ünlü düşmesi diyebilirsiniz. Bir de türetme esnasında ünlü kaybı da diyebilirsiniz. Çünkü ım orada yapım ikidir. Bakıyorum yanlışta da var. Çünkü kökü yanılmaktır. Daha sonra yanılış oldu. Buradaki ı gitti. Sürüklediği bir şey var mı? Hiçbir şey yok şu an. Bir yudum su verin demiş. Bir de bir şey yok ancak yudumda var. Neden? Çünkü bunun kökü yutmaktır. Yutmaktan yutum olur. Ve T'yi D'ye çevirdiğim için yumuşama yapmış olurum. Diğerlerinde herhangi bir şey yok. Adım adım başarıya ulaşıyorsunuz. Adım adımda var. Ne var? Biz atmak fiilinden geldiğini biliyoruz. Aslında atımdır ama atım atım diyemediğim için T'yi D'ye çevirdim, yumuşama yaptım. Başarıda bir şey var mı? Sadece bir kaynaştırma var. O da nerede? Başarı A demeliyim ama diyemiyorum. Araya bir Y kaynaştırma istiyor benden. Ulaşıyorsunuz'a bir şey var mı? Daralmaya benziyorum ama hemen göreceğiz. Kökü ulaşmaktır. Ulaş fiilidir. Bakın daralma olmadığını hemen söyleyebilirim. Neden? Fiilimin sonu E ile bitmedi. Çünkü yorekini verdiğim zaman bu şekilde söyleyemiyorum. Tam da şuraya bir I harfine ihtiyaç duyuyorum. Yani yardım cümle yapıyorum. Ağıran elbiselere çevremde çözüm bulan yok demiş. Ağırmak beyazlıktan gelir. Beyaz yani aktır. Bunu akarmak demeliydim. Ancak akaran diyemiyorum. Bunu yumuşak G'ye çevirdiğim için burada bir yumuşama var. Elbiselerde bir şey yok. Çevremde kesinlikle var ve güzel bir örnektir. Çevirmek fiilidir. Daha sonra çeviri oldu. İyi düştü, ünlü düşmesi diyorum. Çözüm bulan yok. Devam ediyorum. Azı gitti, çoğu kaldı. Azda bir şey yok ama gitte var. Ne var? Ünsüz türemesi demeyin sakın. Çünkü kökü git fiilidir. Daha sonra dı di kipekini alır. Kipekimiz dı di'dir. Ama son halinde t'ye çevirmiş bunu. D'de t'ye çevirdiği için sertleşme diyorum. Orası da çoktur. Azı gitti, çoku kaldı diyemediğim için buradaki k'yi de yumuşak g'ye çeviriyorum. Ne yapıyorum? Yumuşama yapıyorum. Diğerine bir şey yok. Sana dua edeyim. Sanayı görmüştük. Kökte ünlü değişimiydi. Duada bir şey yoktu. Edeyim de var ama neden? Çünkü bunun kökü et fiilidir. Daha sonra eteim şeklinde şöyle ayırıyorum. Düzeltmem lazım. Ancak eteim diyemiyorum. Buradaki t'yi d'ye çevirdiğim için yumuşama yapıyorum. Adaşımla karşılaştık. Adaşta vardır. Niye? Kökü attır ama daha sonra daş ekimiz var. Hocam ben bu daş eki olduğunu nereden anlayacağım? Vatandaştan anlayabilirsin. Aynı ektir. Adaşım diyemiyorum. Bir tane d'yi düşürüyorum. D düştüğüne göre ünsüz düşmesi diyorum. Karşılaştıkta bir şey var mı? Hemen ekine kökünü ayırmam lazım. Karşıdan karşılaşmak diyorum. Bazen bu l ile artı ş şeklinde de gelebilir. Daha sonra karşılaştık şekline çeviriyorum. Şurası fısık şarttan bir tanesiyle bitti mi? Bitti. Şurası becidegi ile baştan bir ek aldı mı? Aldı. Peki ne yapardık? Fısık şarttan bir tanesine benzetmem lazımdı. Bunu t'ye çeviriyorum. D'den t'ye döndüğü için de buraya ünsüz sertleşmesi diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.